Döngülü akış diyagramları. Döngü programlamada işlemlerin çok defa yapılmasını ifade etmektedir. Örneğin yüzlerce sayıyı toplamak istiyorsak bunu sıralı akış diyagramları yerine döngülerle hızlı bir şekilde yapabiliriz. Akış diyagramlarında döngüleri iki farklı şekilde ifade edebiliriz. Bunlardan birincisi şartlı döngüler. Şartlı döngülerde akışın yönü geriye doğru verildiği zaman orada bir döngü oluşmaktadır. Şekli incelediğimiz zaman gördüğünüz üzere bir şart var. Şartın cevabı evet çıkarsa işlemler yapılıyor. Sonra akış geriye doğru verilip şart tekrar kontrol ediliyor. Ta ki şartın cevabı hayır çıkana kadar. Hayır çıktığında akış kaldığı yerden devam ediyor. Dolayısıyla şartın cevabı evet çıktığı sürece bu işlem tekrarlanacağından burada bir döngü oluşturulmuş oluyor. Örneği incelediğimiz zaman bir A değişkeni tanımlanmış. Değeri ilk değeri sıfır atanmış. Ardından akışı takip ettiğimizde bir şart var. A ondan küçük mü sorusunu soruyoruz. Eğer cevabımız evetse aşağı taraftan gidiyoruz. Değilse programı sonlandırıyoruz. A'nın ilk değeri sıfır olduğundan cevabımız evet olacak. Dolayısıyla geliyoruz ekrana A yazdırıyoruz. Sıfır yazdırdık. A'nın değeri bir arttırıldı. A'nın değeri bir oldu ve aynı şart tekrar kontrol ediliyor. Bir ondan küçük mü? Evet küçük deyip tekrar devam ediyoruz. Ta ki A'nın değeri 10 olana kadar. A'nın değeri 10 olduğunda 10 ondan küçük mü diye soruyoruz. Cevabımız hayır olduğu için program sonlanmış oluyor. Bu sırada da A'nın değeri 0'dan 9'a kadar yazdırılmış oluyor. Örnek sorularımızı incelediğimizde diyagram örneğinde verilen parçanın aynısı. A'nın değeri 1'den başlıyor fakat burada şartımız A küçük eşittir 10 diye kontrol ediliyor. A dolayısıyla 1, 2, 3 diyerekten 10'a kadar ilerleyecek. Buradaki şartı sağlayacak. 10 olduğu zaman da şartı sağlamış olacak. 11 olduğunda cevabımız hayır olacak ve çıkacak. Dolayısıyla A'nın değeri 1'den başlayıp 11 olana kadar gidecek ve şuradaki işlemleri yapacak. Buradaki işlemlerde ise A'nın karesi ekrana yazdırılmış ve her defasında A bir arttırılmıştır. Dolayısıyla ekrana yazdıracağımız şeyler A'nın değeri 1 olduğu için 1'in karesi 1. Bir sonraki adımda 2 olacak. 4. Bir sonraki adımda 3'ün karesi 9. Bir sonraki adımda 16, 25, 36, 49, 7'nin karesi 8'in karesi 64. 9'un karesi 81, 10'un karesi 100 diyoruz. Ve 100 yazdıktan sonra A'nın değeri 11 olacağı için işlemimiz sonlanmış oluyor. Totalde de ekrana 10 tane sayı yazdırmış oluyoruz. Bir sonraki örnekte, önceki örneğin bir adım ilerisi. Burada ekrana yazdırmak yok. Gördüğünüz üzere sayıları toplamak var ve işlemin şartın cevabı hayır çıktığı zaman toplam değeri ekrana yazdırılıyor. Dolayısıyla bir önceki soruda ekrana yazdırdığımız sayıların toplamını yazmasını istiyoruz. Bu da birden 10'a kadar olan sayıların kareleri toplamı demek. Bunun da formülünü hatırlarsınız. N çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 olarak karşımıza çıkacak. Bunu da hesapladığımızda cevabımız 21'i 3'e bölersek 5 çarpı 11 çarpı 7 gelecektir. Bu da 35 çarpı 11'den 385 olacaktır. Döngüleri ifade ettiğimiz ikinci yöntem ise altıgen döngülerdir. Altıgen döngüler özel yapıdır. Şartlı döngüler gibi akışın yönünü değiştirerek elde etmiyoruz burada. Dikdörtgen, altıgen şekliyle ifade ediyoruz ve içerisinde 3 tane bilmemiz gereken kısım var bu döngünün içerisinde. Birincisi döngünün nereden başlayacağı, ikincisi şartımız nereye kadar gideceği de diyebiliriz buna kısmen de. Üçüncüsü de ne kadar artışla o şarta ilerleyeceğimizin belirtmiş oluyoruz. Bu kısımlar olurken
kaç kere de hangi işlemleri yapacağımızı da gördüğünüz gibi sağ tarafında uygun bir kısmında ifade ediyoruz. Örnek üzerinden incelersek daha rahat anlaşılacaktır. Örnek bir 13'e baktığımız zaman A değişkeni tanımlanmış. Çünkü döngülerde kullanılan değişkenlerin de tanımlanması gerekir. A değişkeni 2'den başlamış. Başlama işlemi sadece bir kere değerlendirilir. 2'den başladık. Başladıktan sonra ilk yapılması gereken şey şartı sağlanıp sağlanmadığının kontrolüdür. Şart sağlanmıyorsa çünkü döngüye girilmeyecektir. 2 32'den küçük mü? Evet, şart sağlanıyor. Şart sağlandıktan sonra işlem yapılır. Şartı sağladık, işlemi yapıyoruz. Ekrana geldik, bir adet 2 yazdırdık. İşlemi yaptıktan sonra artış gerçekleştirilir. Çünkü önce başlangıç değeri için de işlem yapılması lazım. O yüzden işlemden sonra artış gerçekleşir. A'yı 2 ile çarptığımız zaman cevabımız 4 olacaktır. Bu sefer şartı tekrar kontrol ediyoruz. Artık başlangıçla işimiz kalmadı. 4 32'den küçük mü? Evet küçük. O zaman gel ekrana değerini yazdırdık. Yazdırdıktan sonra ne kadar artacaktı? 2 katı kadar artacaktı. 8 oldu. 8 32'den küçük mü? Evet ekrana yazdırdık. 2 katını aldık. 16 oldu. 16 32'den küçük mü? Evet ekrana yazdırdık. 2 katını aldık ve 32 oldu. 32 32'den küçük olmadığı için artık döngüyle işimiz bitmiş oldu ve çıkışa ulaştık. Bu sırada da ekrana gördüğünüz gibi 4 tane sayı yazdırmış olduk. Örnek soruları incelediğimiz zaman gördüğünüz gibi hepsinde A'nın değeri ekrana yazdırılmış. Burada hedef döngünün ilerleyişini görebilmek. A 2'den başlamış. 13'e doğru ikişer ikişer gidiyor. 2'den başladıysa önce 2'yi yazıyor. Sonra 3 arttırıyor, 5'i yazdı. Sonra 3 arttırdı, 8'i yazdı. 3 arttırdı, 11 yazdı. 3 arttırdı, 14 olacak. 14, 13'ten küçük olmadığı için işlem bitecek. Dolayısıyla ekrana 4 tane sayı yazdırmış oldu. Bir sonrakinde eksi 2'den başlıyor ve 7'şer 7'şer artıyor. Eksi 2'ye 7 eklediğimiz zaman cevabımız 5 olacak. 7 eklediğimiz zaman 12 olacak. 1 7 daha eklediğimiz zaman 19 olacak. Dolayısıyla artık döngü sonlanacak ve işlemi bitireceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de A'nın son değerinin artık 19 olduğu. Çünkü 19 şartı sağlamıyor ve şurada döngüden çıktıktan sonra A'nın değerini yazdırmak istesek ekrana 19 yazdıracak son değerini. 3'den başlayıp 3'ün katı şeklinde ilerliyoruz. Dolayısıyla önce ekrana 3 yazdırdık. 3 katını aldığımızda 9 oldu. 3 katını da aldığımız zaman 27 olacak. Fakat 27 15'ten küçük olmadığı için işlem sonlanmış oldu. Devam edelim. 1'den başlıyoruz. 5'e kadar gideceğiz. 6'şar 6'şar artıyoruz. 1'den başladık. Ekrana 1 yazdırdık. Sonra 6 arttırınca değeri 7 oldu. 7 5'ten küçük mü? Değil. Gördüğünüz gibi ekrana sadece bir tane değer yazdırdık. O da başlangıç değeri oldu. Şu ana kadar hep döngü pozitif yönde ilerliyordu. Ama negatif yönde de ilerleyebiliriz. Bunun için de şartımızı ona uygun bir şekilde yazmamız gerekiyor. 12'den başladık. 2'ye kadar 4'er 4'er azaltacağız. Önce 12'yi yazdırdık. 4 azalttık 8'i yazdırdık. 4 azalttık 4'ü yazdırdık. Ve bir 4 daha azalttığımızda 0 olacak. 0 2'den büyük eşit mi? Hayır. Döngü sonlanmış olacak. Son olarak 16'dan başlayıp 2'ye bölerek 1'e ulaşmaya çalışıyoruz. 16'yı yazdık, 8'i yazdık, 4'ü yazdık, 2'yi yazdık, 1 geldi. 1 birden küçük mü? Küçük eşit mi? Evet, o zaman 1'i de yazdırdık. 1 bölü 2 dediğimizde cevabımız 0 olacak. 0 birden küçük mü? Hayır. Dolayısıyla 0 yazdırmıyoruz ve sonlanıyor. Diğer örneğe baktığımız zaman kutucukta yazılan ifadeleri belirleyecek değerleri yazmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi birden 7'ye kadar ilerlemiş. Başlangıç değerimiz 1 olacak. Burada 1 yazacak. 7'ye kadar birer birer artması yeterli olacak. 1'den başlayacak. 7'ye kadar birer birer artacak. Bu örneğimize baktığımızda gördüğünüz gibi 2'den başlamış 32'ye kadar hep
çarpı 2 şeklinde gitmiş. Dolayısıyla 2'den başlayıp 32'ye kadar gidecek. Çarpı eşittir 2 olacak şekilde. Buradaki artı hatalı olmuş. Çarpı eşittir 2 olacak şekilde ilerlemesi gerekecek. Burada çarpı eşittir 2 demesek de şu şekilde de ifade edebiliriz. A artı eşittir A şeklinde de ifade edebiliriz. Dolayısıyla kendine eklemiş olduğundan iki katını da alacaktır. İlla da oraya bir sayı yazmamız gerekmiyor. Bu örneği incelediğimiz zaman gördüğünüz gibi 2'den başladı. Şunu şuradan silelim. Şuraya yazalım. 2'den başlayacak 32'ye kadar A artı eşittir A olacak şekilde ilerleyecek. Bu örneği incelediğimiz zaman 19'dan geriye doğru gelmiş. Dolayısıyla 19'dan başlayacak. Her defasında 6 azalmış. 6'şar 6'şar azalacak ta ki eksi 11'e kadar a eksi eşittir 6 olacak şekilde ilerleyecek. Buna geldiğimiz zaman 20'den 48'e doğru gördüğünüz gibi 7'şer 7'şer artıyor. Dolayısıyla a eşittir 20'den başlayacak. Küçük eşit 48'e kadar a artı eşittir 7 olacak şekilde ilerleyecek. Gördüğünüz gibi döngü, altıgen döngülerde bu şekilde işleniyor.